Web 3.0. Önümüzdeki 10 sene boyunca neredeyse defalarca duyacağınız kelime. Şu ana kadar kurulmuş teknoloji devlerini yerinden edebilecek, göreceğimiz en büyük servet transferlerinden bir tanesini yaşayacağımız bir sürece giriyoruz. Öncelikle nedir bu Web 3.0? Çok basite indirgemek amacıyla spesifik bir örnek üzerinden gidelim. Örneğin Twitter'ı ele alalım. Twitter tipik bir Web 2.0 firması. Neden? Çünkü siz istediğiniz şekilde Twitter'dan içerik tüketebilirsiniz. Siz içerik paylaşabilirsiniz fakat paylaşılan bütün tweet, videolar, resimler platforma yüklendiği anda Twitter'ın sahipliğine geçer. Yani siz aslında kendi kendini besleyen bir network etkisinin parçası haline gelirsiniz. Sizin paylaştığınız içerikler sistemin arz kısmını oluşturur. Sizin içeriklerinizi tüketen kişiler sistemin talep kısmını oluşturur. Ve iki tarafta birbirini besleyerek platformu büyütmeye devam eder. Bu tarzda platformlar genelde ölçeklendiğinde aşırı güçlüdür. Çünkü milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapabilirler. Ve içeriği yani ürünü firma değil diğer insanlar karşılıksız olarak üretir fakat bütün geliri firma alır. Diğer bir örnek YouTube. Şu an izlediğiniz bu video benim tarafımdan hazırlanmış olmasına rağmen aslında ben YouTube'a yüklediğim anda bütün telif haklarını YouTube'a teslim etmiş oldum. Yani içeriği ben üretiyorum fakat bunun karşılığında aldığım herhangi bir geri dönüş yok. YouTube beni sizlerle yani izleyicilerle eşleştirip sizlere reklam sunarak bu videolar üzerinden para kazanıyor. Totalde kazandığı gelirin neredeyse %20 gibi çok küçük bir kısmı içerik üreticilerine giderken platform sahibi olan firma gelirin %80'lik kısmını alıyor. Hem de hiçbir içerik ücreti ödemeden. Böylece ekonomik olarak asimetrik bir geri dönüş söz konusu. Ayrıca videoyu üreten kişi videonun sahipliğini de kaybetmiş durumda. Olayı böyle özetlediğimizde aslında neden bu firmaların trilyonlarca dolar değerinde olduğunu anlamak zor değil. Çünkü gerek Google arama motorunda olsun, gerek Google Play Store'da, gerekse YouTube'da içeriği üreten her zaman başkası var. Bu firma platform sahibi olarak bir aracı görevinde ve bunun dağıtımını sağlıyor. Asimetrik bir şekilde ekonomik ödülünü ve telif haklarını da alıyor. İşte tam bu noktada sistem kırılmaya başlıyor. Şu ana kadar bu firmalar monopoli olarak hayatlarına devam etmeye başardılar ve trilyonlarca dolar değer ürettiler. Fakat artık bu kapı tutucuları yıkacak farklı bir teknoloji var. Akıllı kontratlar. Akıllı kontratlar yani Ethereum, Solana gibi blockchain sistemleri sayesinde bütün bu platformları sıfırdan ve çok daha demokratik bir şekilde inşa etmemiz mümkün. Hemen şöyle bir örnek düşünelim. Farz edelim ki Twitter platformunu sıfırdan merkezi bir veri tabanı üzerine değil de akıllı bir kontrat üzerine yani blockchain üzerine kurdum. Burada açıklanması gereken çok detaylı teknik konular olmasına rağmen onu başka bir videoda açıklamak için geçip tamamen spesifik olarak Twitter'ı sıfırdan Web 3.0 platformunda görsek nasıl bir uygulama olurdu bunun üzerine durmak istiyorum. Eğer Twitter Web 3.0 üzerine kurulmuş olsaydı benim attığım her tweet'in sahibi platformu kuran ekip veya şirket değil ben olurdum. Yani attığım her bir tweet'in telif hakkının sahibi ben olurdum. Peki bu ne anlam ifade ederdi? Şunu. Diyelim ki bu şirket yine aynı iş modeline sahip. Yani reklam vererek para kazanıyor. O zaman benim takipçi, beğeni, retweet sayıma bağlantılı olarak platform üzerinden alacağım reklam geliri de direkt olarak artardı. Çünkü platforma reklam veren kişi benim oluşturduğum komüniteyle iletişime geçmek için beni aracı olarak kullanmak istiyorsa bunun karşılığında yapacağı ödemenin büyük bir çoğunluğu bana da gelirdi. Şu an olduğu gibi sadece Twitter'a değil. Kısaca Web 3.0 ile bütün bu aracı platformlar devreden çıkar, çok minimal bir komisyon oranıyla çalışacak akıllı kontratlar devreye girer ve değerin birçoğu olması gerektiği gibi içerik üreten kişilere akardı. Çünkü aksi takdirde açık kod ile
akıllı kontratlar üzerine yazılmış bir uygulamayı anında başka birisi kopyalayıp daha ucuz komisyon oranları ile çalışan bir uygulama geliştirebilir. Yani buradaki rekabet avantajınız tamamen network etkisine dayandığı için onu kıracak en ufak bir şey yapmanız kendi sonunuzu da getirmeniz demektir. Diyebilirsiniz ki tamam da bu neyi değiştirir? Aslında her şeyi. Örneğin müzik sektörünü ele alalım. Şu anda müzik sektöründe paranın %95'i ortalama binde birlik sanatçı tarafından kazanılıyor. Geriye kalan %99 kısım müzik yapmayı sevmesine ve belirli bir kitlesi olmasına rağmen bunu gelire dökemiyor. Haliyle bu da toplumda yaratıcı işlerde bulunmak isteyen kişileri engelleyen bir duvar. Fakat bunu Spotify ile değil de Audius ile değiştirsek ne olurdu? Bu durumda bütün sanatçılar kendi müziklerini yükleyebilir ve yükledikleri müzik başına çok daha yüksek bir gelir elde edebilirlerdi. Yani normal şartlarda Spotify veya Universal Music Group gibi etiket şirketleri sizin albümlerinizi birkaç milyon dolara satın alıp sonrasında bundan yüz milyonlarca dolar kazanacak şekilde dağıtmak yerine bu firmaları komple aradan çıkarıp değerin %95'lik kısmını tekrar müzisyenlere, sanatçılara, üretken insanlara aktarmamız mümkün olurdu. Hatta çok daha basit bir şekilde şunu düşünelim. Siz yazı yazmayı çok seviyorsunuz diyelim. Takip edilen bir blogunuz var fakat nasıl para kazanacağınızı ve bunu bir iş haline çevireceğinizi bilmiyorsunuz. Aboneliğe çevirebilirseniz en az %15 civarında platform ve ödeme işlemlerine para vereceksiniz. Fakat bunu blockchain üzerine taşıdığımız anda sistemi şu şekilde değiştirebiliriz. Örneğin Solana üzerine taşıdık diyelim. Sizin yazdığınız makaleyi okumak isteyen biri var. Bunu 5 cent gibi çok komik bir ücret ile herkese satabilirsiniz. Okuyucu sizin 30 tane yazınızdan sadece bir tanesini okumak istiyorsa böylece abone olmaya ihtiyaç duymaz. Aradaki platformun aldığı ücretler de çıktığı için siz çok daha ucuza hizmet verebilir ve gelirinizi arttırabilirsiniz. Yani hacimden kazanabilirsiniz. Arada ekstra olarak bankalar da çıktığı için meblağ 5 cent bile olsa bunu çok düşük bir rakam ile blockchain ödeme rayları üzerinden ilerletmeniz de mümkün. Böylece üreticinin geliri artar, tüketici daha az ödeme yapar, platform sahibi de kendi üretmediği bir içerikten asimetrik bir şekilde geri dönüş sağlamaz. Aradaki para akışından sürekli ufak ufak paylar alan kurumları da çıkardığımız için çok daha adil bir sistem oluştururuz. Her şeyi özetlemek gerekirse, Web 3.0 aslında Web 2.0 ile monopoli haline gelmiş firmaların yıkılmasını izleyeceğimiz bir dönem. Şu anda Apple Store, Google Play Store gibi platformlara herhangi bir uygulama yazdığınızda buradan kazandığınız paranın %30'luk kısmı sorgusuz bir şekilde bu devlere akıyor. Ekstra olarak istedikleri gibi sizi platformdan atabilirler, kopyalayabilirler veya yok pahasına satın alabilirler. Yani dağıtımına sahip olmadığınız için bağımlısı haline geldiğimiz bu platformlar blockchain teknolojisiyle sıfırdan inşa edilip çok daha demokratik bir şekilde oluşturulabilir. Apple Store yerine Ethereum, Solana gibi spesifik blockchain'ler alıp bunların üzerine uygulama kuran binlerce yazılımcıyı göreceğiz. Böylece her bir yazılım blockchain üzerinde merkeziyetsiz, tek bir firma tarafından yok edilemez şekilde hayatına devam edebilecek. Bütün bu yazılımlar aynı zamanda açık kaynak kodlarına sahip olduğu için, yani isteyen herkes tarafından görüntülenebilir ve kopyalanabilir olduğu için de sistem üretici ve tüketici lehine göre tasarlanacak. Çünkü aksi takdirde sizi çok basitçe kopyalayıp platformunuzu öldüren biri çıkabilir. Çok daha basite de indirgemek gerekirse Costco modelini blockchain üzerine taşıdığımızı düşünebiliriz. Yani aracı ve açık kodu yazan platform sahipleri minimum komisyonlarıyla çalışacak. Minimum komisyon sebebiyle bütün değer tüketiciye daha düşük fiyat, üreticiye daha yüksek gelir olarak yansıyacak. Ayrıca sistem tek bir kırılım noktasına ve firmaya bağımlı olmadığı için çok daha güvenli olacak. Böylece gelir dağılımını aşırı şekilde bozmuş olan Web 2.0 sistemlerinin yıkılmasıyla zemini birçok yaratıcı insan için tekrardan eşitleyerek yepyeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Kısaca blockchain teknolojisi ve Web 3.0 önümüzdeki 10 sene boyunca görebileceğimiz en büyük servet transferine sebep olacak. Benim portföyüme erişim, aylık soru cevap videoları, firma rapor yorumları, aylık yazılmış bültenler için Patreon'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.